Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Takvimler 26 Nisan Cuma'yı gösteriyor. Saatler 19.30. Ben Arif Faraj, gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, bugün 2019 huzur toplantısı gerçekleştirildi. Polis evi sosyal testlerinde yapılan toplantıya Şanlıurfa Valisi Abla Erin, Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, Emniyet Müdürü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve muhtarlar katıldı. Şanlıurfa Polis Evi'nde Huzur 2019 bir toplantısı yapıldı. Vali Erin başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Şanlıurfa Polis Teşkilatı'na teşekkürlerini iletti. Çok kısa bir süre önce bir önemli bir seçimi hep birlikte yaşadık. Milletimizin iradesi, tecelliyeti, Erin'le başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, mahalle muhtarlarımızı, köy muhtarlarımızı seçtik. Türkiye gerek seçimlere katılıp gerekse vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık itibariyle dünyada bu seçimi en iyi yapan ülke başında görmüş. Şanlıurfa özellikle de seçimden önce özellikle muhtarlık seçimleriyle ilgili meydana geleceği beklenen üzücü olayların hemen hemen hiçbir tanesinin meydana gelmemesi nedeniyle de hayırlı ve güzel bir seçim dönemini geride bıraktığımızı ifade ediyoruz. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. Herhangi bir vatandaşımız en ufak bir zarar görmeden milletimiz, vatandaşlarımız iradelerini özgür bir şekilde sandığa yansıttılar ve yeni muhtarlarımızı, yeni meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçmiş olduk. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu vatandaş tercihi sonrasında da yeni seçilen ve yeniden seçilen muhtarlarımıza Cenab-ı Allah'tan hayırlı hizmetler nasip etmesini temenni ediyorum. Çok önemli bir sorumluluğu, bir görevi bir kez daha veya ilk defa omuzlarımıza, sırtlarımıza yüklemiş oluyoruz. Kamu idaresiyle, yerel yönetimlerle, iş birliği içerisinde, koordinasyon içerisinde, dayanışma içerisinde temsil ettiğimiz mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, onların refah seviyesini arttırmaya, huzur, güven ve sorumluluğun temin edilmesine katkı sunmaya başlamış olduğumuz. Bu bir taraftan zor, bir taraftan da son derece sevap gerektiren, hayır kazandıran bir iş olduğunu bütün muhtarlarımız biliyorlar. Bu döneme kadar muhtarlık görevini hakkıyla yerine getirip seçilemeyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlara bundan sonraki hayatlarında da huzur, sağlık ve başarı diliyoruz. Yeni seçilen muhtarlarımıza da hayırlı hizmetler nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, göreve başladıkları yıldan bugüne hırsızlık suçlarında il merkezinde %50, il genelinde ise yoğun çalışmalar sonucunda %41 düşüş olduğunu belirterek teşkilata teşekkür etti. Yeni seçilen muhtarlarımıza hayırlı görevler, ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere nasip olmasını dileklerimle sözlerime başlıyorum. Daha önce muhtar olarak görev ifadeyim ama şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımıza da muhtarlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sayın Valim, kıymetli muhtarım. Şehrimizin huzur kenti olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de devlet ve vatandaş arasındaki güven ve itimat bağının kuvvetli olmasıdır. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, sorumlu sahamızda, asayiş olayları başta olmak üzere, terörle mücadele, narkotik başta olmak üzere, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün bütün bileşenleri suç işlenmeden önlemek ve engellemek gayesiyle proaktif, saldırgan, hayatın her alanına basan bir polislik anlayışıyla hizmet vermektedir. Bu yapılan çalışmalar neticesi, Allah'a şükür çok net ifade ediyorum ki, 2016 yılıyla,
2019 yılı mukayese edildiğinde mala karşı işlenen suçlar, yani evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlık, otodan hırsızlık, gaz, yan kesicilik, dolandırıcılık gibi temel 9 suçta Şanlıurfa merkezde, Şanlıurfa merkezde %50 oranında bir azalma var. Şanlıurfa ili genelinde mülki sınırlar içerisinde ilçeleriyle birlikte polis sorumluluk sahasında da %41'lik bir azalma var ki bunlar gerçekten ulaşılması, yapılması çok zor hadiselerdir. Burada bu başarının temel mimarı emniyet teşkilatının çok kıymetli çalışanları, teşkilat mensuplarının yanında vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, toplumu oluşturan bütün katmanlarla kurulan iyi ilişkiler neticesi. Muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunların ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantı yemek ve ikramlarla son buldu. Şahin Şevket Mahalle Muhtarı Cüneyt Görgü. Kurtarlısı da Bahçelievler Sesli'nin en büyük sorunu otopark sıkıntısı. Bu gençlik merkezinin erbabıları... Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biri olan Şanlıurfa Vakfı 15 günde bir düzenlenen haftanın konuğu programıyla takipçiyle bir araya geliyor. Vakfın bu haftaki konuğu Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zeynep Karahan Usluoğlu. Kentte 1996 yılında kurulan Şanlıurfa Vakfı 15 günde bir şehrin çeşitli sorunlarına çözüm bulmak ve fikir adamlarıyla çözümü noktasında istişarede bulunmak amacıyla özel bir mekanda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe haftanın konuğu Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zeynep Karahan Uslu oldu. Profesör Doktor Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vakıf üyelerinin katıldığı programda ülke markalamasında sınırları genişletmek ve kamu diplomasisi konularında katılımcılara açıklamalarda bulundu. Grup beni siyasetçi değil de bir akademisyen olarak dinleyecek. Herkesin sevdiği bir şehir ve olmak zorundadır. Katılımcılara markalaşmanın önemini vurgulayan açıklamalarda bulunan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zeynep Karahan Uslu şöyle konuştu. İşte bugün burada Şanlıurfa Vakfı'ndayız ve o İnsan kaynağı iyi değerlendirildiğinde ne kadar kıymetli şahsiyetlerin çıkabildiğini Şanlıurfa Vakfı kendi üyeleriyle de gösteriyor. Bu çıkan değerleri gençlerimiz nezdinde de geliştirebilirsek, çoğaltabilirsek ben inanıyorum ki bundan bir 10 yıl sonraki dilimde bambaşka bir Urfa karşımıza çıkacak. Bugünkü konumuz aslında hem Türkiye'yi makro ölçekte ilgilendiren hem de yerelde bütün illerimizi ilgilendiren bir alan. Ülkemizin markasını üretebilmek için şehirlerimizin markasını da yönetmek durumundayız. Yani şehir markalamayla ulus markalama arasında bir bağ var. Ve bugün biz burada hem şehir markalaması ama daha geniş ölçekte de bir ülkenin markalamasının, marka değerinin arttırılmasının nasıl gerçekleştiğini, bundan neyin kastedildiğini ve bu değerin oluşturulmasındaki ulusun marka değerini arttırdığın zaman bir ülkenin ticareti gelişir, bir ülkenin turizmi gelişir, bir ülkenin insan kaynaklarının potansiyelinin üst sınırına ulaşılabilir. Bunu görme imkanımız var ve henüz aslında bunu kavram olarak çok konuşuyoruz ama içeriğine dair belki de çok az bilgi ürüyor. Şanlıurfa Vakfı Başkanı Mehmet Emin Karahan ise şunları kaydetti. Şanlıurfa Vakfı 1996 yılından beri Şanlıurfa'nın kültürel ve eğitim tarihi değerleri, eserlerini koruma alanında her türlü faaliyeti gösteren değerli bir vakıftır. Şehrin elitlerinin, şehrin aklı başında unsurlarının çalışmalar yaptığı, şehrin her türlü soruna eğilen bir vakıftır. Bu kapsamda 15 günde bir şehrimizin değerli insanlarını, değerli fikir adamlarını, siyasi unsurlarını davet etmek suretiyle şehrin çeşitli sorunlarını, şehre nasıl katkıda bulunabileceğiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız.
Sayın seyirciler, emek örgütleri bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı belirledikleri bölgelerde kutlayacaklar. Yani daha doğrusu farklı alanlarda kutlayacaklar. Hak İş ve Memur Sen Genel Başkanları da 1 Mayıs'ta hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Şanlıurfa'ya geliyor. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İş ve Memur Sen'in Şanlıurfa'da gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Şanlıurfa'ya gelerek saat 17.30'da Abide Toplanma Merkezi yani 18 Mart Caddesi'nde basın açıklaması, ardından halka karanfil dağıtarak 1 Mayıs'a davet edecekler. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı ve Memur Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun şöyle konuştu. Biliyorsunuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramımızı bu yıl Urfa'da Memur Sen ve Hak İş Konfederasyonları olarak ve bunun hizmet kolları olarak inşallah Urfa'da kutlayacağız. Ben buradan da tüm vatandaşlarımızı oraya davet ediyorum. Özellikle biliyorsunuz Ağustos ayında toplu sözleşme masasında yetkili sendik olarak Memur Sen oturacaktır. Dolayısıyla buradan var olan isteklerimizi, sorunlarımızı buradan Türkiye'nin geneline sesleneceğiz. O yüzden tüm üyelerimizin, tüm halkımızın mutlaka bu mitinge katılmasını, destek vermesini biz istiyoruz. Bu konuda Urfa'dan Türkiye'nin her tarafına emekçi kardeşlerimizin, memur kardeşlerimizin, çalışanların sesini inşallah duyurup gerçekten var olan sorun ve sıkıntılarımızı bu şekilde çözmeyle ilgili çaba harcayacağız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı biz davet ediyoruz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Haran Üniversitesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Borsa İstanbul ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca desteklenen Cumhuriyet'in 100. yılında Şanlıurfa ilinin rekabetçi değerleri, markalaşma ve Göbekli Tepe konulu sempozyum 25 Nisan 2019 tarihinde GAP Tarımsal Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harran Üniversitesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Borsa İstanbul ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca desteklenen, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 100. yılında Şanlıurfa ilinin rekabetçi değerleri, markalaşma ve Göbekli Tepe konulu sempozyum 25 Nisan 2019 tarihinde GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Cumhuriyet'in 100. yılında Şanlıurfa ilinin rekabetçi değerleri, markalaşma ve Göbekli Tepe konulu sempozyuma hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada bir açılış konuşması yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şöyle konuştu. İnsanlığın tarih serüveni içerisinde her dönem ve ünlü ilanın merkezinde, ticaret yollarının üzerinde ve insanlık büyük nüfus hareketlerinin de odağında yer alan şehirlerden bir tanesi ve en başında gelen şehirlerden birisi. Dolayısıyla tarih süreci içerisinde her dönem önemini muhafaza eden ve insanlığın gelişmesine katkı sunan, katkı veren illerin başında gelen bir şehir. Bugün 2 milyonu aşan nüfusuyla, verimli tarım arazileriyle, toprağıyla ve keşfedilen ve önümüzdeki dönemlerde keşfedilecek büyük tarihi birikimiyle hem ülkeye hem bölgeye katkı sunabilecek şehirlerin başında geliyor Şanlıurfa'mız. Binlerce yıllık bir medeniyet birikimi var ve bu medeniyet birikimini, farklılıklarını bugüne kadar taşıyabilen ve özgün hale dönüştürebilen, muhafaza edip bugün de insanlığın hizmetine sunabilen ender şehirlerden bir tanesidir. Elbette bugün arzuladığımız, istediğimiz seviyede değiliz. GAP Bölge İdaresi Başkanımız
bizden çok daha uzun süredir bu bölgede çalışıyorlar. Şanlıurfa'da ve bölgeye hizmet ediyorlar. Rektör hocamız yeni geldi. Biz de yeni sayılırız, 2 yılı doldurmuş olmakla birlikte. Ancak geldiğimiz günden itibaren ifade ettiğimiz bazı hususlar var. Biz Şanlıurfa olarak sahip olduğumuz zenginliğin potansiyeli, toplumsal refaha, kalkınmaya ve gelişmeye dönüştürmekte bazı sıkıntılarla ve darboğazlarla karşılar. Ancak bunları işleme ve markalaşma konusunda yeterli olmadığımızdan katma değer olarak şehrimizi istediğimiz düzeyde zenginleştiremiyoruz. Biz bir pamuk üretiyoruz şehrimize, 1 milyar dolar giriyorsa eğer, bunu sadece ipliğe çevirdiğimizde 1,5 oluyor. Bunu kumaşa çevirdiğimiz zaman 2,5 oluyor, milyar dolar. Bunu eğer biz konfeksiyon olarak satarsak 5 milyar oluyor. Markalaşıp satarsak, örneğin Lagos dünyaya pazar olmuş. Biz de bunun ham maddesi bizde olmasının hasretiyle markalaşma yaptığımız zaman ve 20 milyar dolar şehrimize girdi olacaktır. Biz gerek tarımda, gerek turizmde yerel dinamiklerle birlikte şehrimizi kalkındırmak için hep beraber çalışmamız gerekli olduğunu biliyoruz. Kınarak ki önemli bir dokümandan bahsetmek istiyorum size. Biz kapitalist olarak tabii aynı zamanda bölgenin planlanması sorununu da taşıyoruz. Bu çerçevede yaptığımız oldukça güzel çalışmalar. Bir de rekabet gündemi adıyla yaptığımız çalışma. 2000'li yılların başında başlayıp 2007'de falan bitirdiğimiz bir çalışma. Bu doküman çerçevesinde bölgenin rekabet potansiyelini o zaman şartlarına göre ölçtük. Belki yeniden tekrar revizitlenir ama zamanına göre de oldukça vizyoner bir çalışma. Çalışmaydı o çalışma. Bu çalışmanın özelliği bugün burada konuştuğumuz birçok şeyi kapsıyor olması. Ve bu dokümanın da bir tane çekilmiş bu dokümanın da hazır ve kullanıcıların kullanımına açık olması. Ben bu açıdan özellikle rekabet çalışması yapan arkadaşlarımızın bu dokümanın mutlaka edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ile 1 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bazı kişilerin yabancı uyruklu kadınların pasaportuna el koyup tehdit ve şiddet yoluyla fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da geçen yıl Haziran ayında amca çocuklar arasında bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 ailenin fertleri kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştırıldı. Geçen yıl Haziran ayında Suruç ilçesi Harmanalan mahallesinde amca çocukları olan Albayrak aileleri arasında arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada Deniz Albayrak öldü, iki aile arasında ise husumet başladı. Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri Ahmet Korkmaz, tarafların barışmaları için arabuluculuk yapıldı. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Kur'an okunmasıyla başlayan ve yaklaşık 2000 kişinin katıldığı yemeğe her iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Birbirleriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi. Allah
Sayın seyirciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Oto Galericiler sitesinde asfalt çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmanın ardından ana yol ve site içi iç ulaşım güzergahları tamamen kullanılabilir olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapımında sona yaklaşılan Oto Galericiler sitesinde yol yapım çalışmaları başlattı. Altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından üst yapı hizmetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, yoğun ekip ve personel imkanı ile ana yolları ve site içi yolları hazırlayarak hizmete sunmayı hedefliyor. Bir trafik kazası haberiyle bültenimize devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ikiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Eymen Z yönetimindeki traktör ile Lokman O kontrolündeki 33CRN06 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Traktörde sıkışan sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle bir petrol istasyonundan mahkeme kararıyla haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi sırasında Dicle elektrik ekiplerinin çalışmasını engelleyen 10 kişi jandarma tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Merkez Eyyubiye ilçesi Akçakale Karayolu mevkiinde bulunan bir petrol istasyonu sahibi iddiaya göre 2015 yılından bu yana elektrik borcunu ödemedi. Yaklaşık 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu 5 milyon liraya yaklaştı. Dicle elektrik ekipleri yasal süresi içerisinde ödenmeyen borç nedeniyle bahse konu petrol istasyonunun elektriğini onlarca kez yasal çerçeveler içerisinde kesti. İstasyonun sahiplerine ödeme yapılması için uyarılarda bulunuldu, tebligat gönderildi. Yapılan uyarılara rağmen kaçak bağlantılar yapılarak istasyonda enerji kullanılmaya devam edildiği iddia edildi. Dicle Elektrik avukatları mahkemeden alınan icra kararı ile haciz işlemlerini yapmak üzere icra memurları, avukatlar ve ekiplerle jandarmanın nezaretinde bahse konu petrol istasyonuna gitti. Ekipler yeniden kaçak bağlantı yapılmasını önlemek için istasyona enerji taşıyan 5000 metre kablo, 10 adet demir direk ve 400 kVA gücündeki trafoyu sökmek için harekete geçti. Ancak petrol istasyonunun sahibinin yakınları olduğu bildirilen bir grup ekiplere saldırarak çalışmaları engellemeye çalıştı. Olay yerinde bulunan jandarma ise toplumsal müdahale aracının da desteğiyle müdahalede bulunarak grupta bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. Alınan önlemlerin ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler, Karaköprü Belediyesi Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri Ramazan'a hazır hale getiriyor. Karaköprü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan'da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi'nin bu çalışmasından memnun olduklarını söyleyen ilçedeki Ali Baba Camii imamı Hamza Akbulut, Ramazan ayında vatandaşların temiz bir ortamda ibadet yapacağını dile getirdi. 2019 yılı Nisan ayında Ramazan'dan önce bu yapılan hizmetten elbette ki halk olduğu gibi bizler de memnunuz. Allah razı olsun diyoruz. Geçen sene de aynı hizmeti biz burada camimizde ve tüm camilerimizde gördük. Şanlıurfa Karaköprü ilçesi başkanı Metin Badırlı'ya buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
hem müftülük hem de bütün arkadaşlarım adına kendilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Bu hizmetten devamını elbette ki herkes istediği gibi bizler de istiyoruz. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde yaptığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin alev aldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobili fark eden sürücü aracı durdurarak yardım istedi. Vatandaşlar yangını söndürebilmek için kovalara doldurduğu suyu aracın üzerine döktü. Yangın tüpüyle yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin alev aldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Eyüpiye Belediyesi kaçak yapılara göz açtırmıyor. Eyüpiye Belediyesi gecekondu ve sosyal konutlara yönelik 9 evin yıkımını gerçekleştirdi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla kaçak yapıya sıfır tolerans söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyüpiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlarda yapılan kaçak yapılarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren kaçak yapılarla mücadele edeceğini ve kim olursa olsun müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla ekipler harekete geçti. Eyüpiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eyüpkent Mahallesi 401. Sokaktaki hazineye ait gecekondu ve metruk evlerin yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye zabıta ekiplerinin de hazır bulunduğu yıkım işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha önceden boşaltılması için tebligat yapılan 9 evin yıkımı olaysız bir şekilde gerçekleşti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eyüpiye Belediyesi yetkilileri, kaçak yapıyla mücadelenin devam ettiğini belirtip, Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla kaçak yapılarla mücadele işlemimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hazine arazisi, yeşil alan ve kamuya ait alan üzerine kaçak yapı yapmamaları gerekiyor şeklinde konuştular. Şimdi de bir eğitim kurumunun öğrencilerine yönelik hazırlandığı sosyal etkinliklerin yer aldığı haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Özel Şanlı Gelişim Koleji öğrencileri birçok etkinlik düzenleyerek başarılarını ortaya koymayı sürdürüyor. Bu kez ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu orkestra ve koro etkinliği dinleyenleri büyüledi. Öğrencilerin çaldığı enstrümanlarla yine kendi oluşturdukları koro ile birçok eserin seslendirildiği gecede dinleyenler mest oldu. Şarkıların yanı sıra şiirlerin de okunduğu gecede hem hüzünlü hem de eğlenceli dakikalar yaşandı. Sen sırf bir resme dahil. Ne kadar bir saçın birer bir çılgın.
Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Özel Şanlı Gelişim Koleji Müdüresi Nurten Dalbaşı şöyle konuştu. Özel Şanlı Gelişim Okulları olarak öğrencilerimize çağdaş, modern, kendine güvenebilen insanlar yetiştirmek adına etkinliklerimizi yoğunlaştırıyoruz. Şimdi de Şanlı Gelişim Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu koro ve orkestra çalışmasını velilerimize paylaşmak istedik. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürü'ne bağlı ekipler süpermarketlerde denetim yaptılar. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ürünlerin son kullanma tarihlerine de bakılan denetimler hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Can Polat, ilçe genelinde fiyat etiket denetimi yaptıklarını söyledi. Evet, 8.75. Murat Bey, 250 gram indirime girmiş aynı etiket. Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla rutin denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Can Polat şöyle konuştu. Bugün denetimdeyiz. Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe genelinde rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün ilçemizdeki büyük marketlerde fiyat etiket denetlemesi yapmaktayız. Halkımızın daha güvenli alışveriş yapabilmesi ve fırsatçılığa kapı aralanmaması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, kaçak kullanım oranının %93 olduğu Şırnak'ın Kumçatı beldesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen kesimler kaçak kontrol ekiplerine geçit vermedi. Güneydoğu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, her gün milyonlarca liralık ekonomik kayba neden olan kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ederken, bunu önlemeye dönük şirkete yapılan saldırılar ise organize biçimde devam ediyor. Şırnak İl Müdürlüğü enerji kayıplarına bağlı 50 ekip bu sabah kaçak elektrik kontrolü için kaçak elektrik tüketiminin %93 olduğu merkeze bağlı Kumçatı beldesine gitti. Belde girişinde toplanan ekipler güvenliğin sağlanması için jandarma ile görüşürken bazı kesimler sosyal medya üzerinden harekete geçti. Bu kesimler ilçe halkını gelecek olan kaçak elektrik kontrolüne karşı uyararak mahallelerinde toplanmaları ve ekiplere tepki göstermeleri için örgütlemeye başladı. Sosyal medyada yapılan bu çağrılar üzerine neredeyse beldede yaşayan herkes kaçak elektrik kontrolünü önlemek için adeta ittifak oluşturarak cadde ve sokaklara çıkıp beklemeye başladı. Yaşanan bu durum üzerine jandarma yetkilileri, gelen kaçak kontrol ekiplerinin tamamının beldeye girmesi durumunda hepsini birden koruyamayacaklarını bildirerek sadece bir kısmının çalışma yapmasını istedi. Jandarmanın güvenlik kaygılarını dikkate alan Dicle Elektrik yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak sadece 8 ekibi beldeye gönderdi. Ancak beldede organize biçimde tüm iş yerlerinin kapatıldığı, evlerin kapıları açılmadığı beldede elektriklerin bilinmeyen kişilerce kesildiği için ekipler çalışma yapamadı. Beldede çalışma yapamayan ekipler zırhlı araçların refakatinde geri dönmek zorunda kaldı. Taşlama sırasında araçların içerisinde bulunan görevliler ise büyük korku yaşadı. Sayın seyirciler, radyo ve televizyon üst kurulu tarafından Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 11. kez düzenlenen Gelecekle İletişim Çalıştayı, Gaziantep'te kurtuluş mücadelelerinde medyanın rolü ana temasıyla başladı. Radyo ve televizyon üst kurulu tarafından organize edilen 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde başladı. Çalıştay öncesi öğrenciler tarafından yapılan eserlerden oluşan tasarım sergisinin açılışı yapılırken, daha sonrasında ise programın çalıştay kısmına geçildi. Profesör Doktor Vedat Çakır yönetiminde birinci paneli başlıyor. Çalıştay 27 Nisan'a kadar Gaziantep ve Şanlıurfa'da devam edecek.
Çalıştay'da kurtuluş mücadelelerinde medyanın rolü ana teması işlenecek. Programda açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin şöyle konuştu. Radyo ve televizyon kurumumuzun bu yıl 25. kuruluş yılını kutluyoruz. Görsel ve işitsel medyayı düzenleyen ve denetleyen otorite olarak çeyrek asra yaklaştığımız bu günlerde kurumumuzun dünyaya açılan pencerelerinden biri olan gelecekle iletişim çalıştayımızın bir yenisini daha düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. 2009 yılından bu yana Radyo Televizyon Üst Kurulu eşgüdümünde ve çatısı altında gönül coğrafyamıza mensup dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'ye gelerek iletişim alanında lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerin etkin katılımıyla gelecekle iletişim çalıştaylarını düzenliyoruz. Gelecek iletişim alanındaki rollerimiz ve etkinliklerimiz de şekillenmekte. İşte bu noktada gelecekle iletişim çalıştaylarını çok alanlı bulduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Gönül coğrafyamıza mensup öğrenci kardeşlerimizle kaynaşıyor, ülkelerimizin tezlerini birbirimize daha iyi aktarıyor ve tek vücut oluyoruz. Kurtuluş mücadelelerinde medyanın rolü temasına değinen Gaziantep valisi Davut Gül ise şunları kaydetti. Milli mücadelede, milli mücadelenin başlangıcında 6.317 şehit veren bir şehir. Yani Gaziantep'e gazilik ünvanı verirken iliklerine kadar bu gaziliği hak eden bir şehir. İletişim araçları değişmekle beraber her dönemde milli mücadelelerde, hatta kalkışmalarda, ihanetlerde tıpkı top kadar, tüfek kadar, silah kadar önemli bir enstrüman. O açıdan da milli mücadele ile iletişim araçlarını bir araya getirmek çok isabetli. Gaziantep'te düzenlenen Kayıp Hazinenin Keşfi programında Sinevizyon'da oğlunu gören baba gözyaşlarını tutamadı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Anneler Ortaokulu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı konuk etti. Kayıp Hazinenin Keşfi programına katılan Hamit Yılmaz duygu dolu anlar yaşadı. Programda şehit öğretmenin fotoğrafları Sinevizyon'da gösterildiği sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı. Cennete peygamberlerle girenlerimiz, kün sırrına ezelden erenlerimiz, sevinci. Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, bu milletin bir parçası olduğu için şeref duyduğunu belirterek şöyle konuştu. Edirne'de olunuz, Kars'ta olunuz, Iğdır'da olunuz, Hakkari'de olunuz, Antep'imizde olunuz, Gümüşhane'mizde olunuz, nerede olursanız olunuz, bizim evlatlarımızsınız. Devamlı da öyle bakıyoruz. Allah'a hamdolsun bu aziz millete ve bu milletin içinden de olmaktan da şeref duyuyorum ben. Sizin içinizde olmaktan şeref duyuyorum. Ne mutlu ki bizi bu milletin Adem Peygamber'den beri hak ve bir batıl savaşı var. Ben özür diliyorum. Sayın seyirciler, geçen yıl Şanlıurfa'da yapılan 8 ülkeden katılımcıların yer aldığı 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi bu yıl Marmaris'te yapılacak. 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Marmaris'te yapılıyor. 8 ülkeden 102 bildirinin sunulacağı kongre, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılıyor. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Zekeriya Bingöl, kongre hakkında bilgi verdi. Kongrenin ikincisinin geçen yıl Şanlıurfa'da yapıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Zekeriya Bingöl şöyle konuştu.
Üçüncüsünü düzenliyorsun. Üçüncü Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi. İlkini yine Marmaris'te yapmıştık. İkincisini geçen yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Bu yıl yine kendi mekanımız olan Marmaris'te kongremizi yapıyoruz. Kongremize toplamda 146 bildiri gönderildi. Bunun 102'si hakem sürecinden geçerek kongrede sunulmak üzere kabul gördü. 8 ayrı ülkeden konuklarımız var. Ayrıca Türkiye'nin 34 üniversitesinden de katılımcılarımız var. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Balıkesir genelinde yakalanan 19 FETÖ şüphelisinden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli assubay Balıkesir merkezde Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma'da yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gündemdeki gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızda olduk. Pazartesi akşamı saat 19.30'da tekrar görüşmek dileğiyle Duru TV'den ayrılmayın. İyi akşamlar.